Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te yeni bir etkinlik, aynı zamanda birkaç küçük ayrıntı vereceğimiz bir video ile birlikteyiz dostlar. Biliyorsunuz ki e, uzun zamandır, bizim alıştığımıza göre uzun zamandır bir etkinlik gelmiyordu. Gelen etkinlik de e, geçici bir etkinlik gelmişti yani e, Maraton 2 gibi bir şey adı vermişlerdi, ekstra mı ne öyle bir şey vardı. O da pek işimize yaramıyordu açıkçası. Bu sefer yeni totileri de içeren... Doti kartlarının çıkma ihtimali olan, bilmiyorum ne kadar ihtimali var ama çıkma ihtimali olan bir etkinlik geldi dostlar. Muhtemelen ben videoyu attığımda size de gelmiş olur e, açabileceğiniz yer ama eğer açamayan varsa hala şu şekilde yapabilirsiniz. Ben alt tarafa açıklama kısmına linki bırakacağım dostlar. Olmazsa 101XP kısmından da girebilirsiniz. Burada sizde de açılmış olur muhtemelen o zamana kadar arkadaşlar. Güzel bir etkinlik videosu beraber incelemeye başlayacağız. Videoya geçmeden lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Diyelim ve videoya geçelim. Dediğim gibi ben size linki bırakacağım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi etkinliğimiz bu. Ee, daha önce gördüğümüz bir etkinlik şekli. Fakat içinde neler var? Ee, anahtarlarla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz 3 tane anahtar alırsanız şuradan birini çıkartıyorsunuz. Öncelikle buradaki E21 92'ler falan gelirse ben hiç şanssızlığın olmadığını düşünüyorum açıkçası. Ama şuradan itibaren üstten birini çıkartırsanız çok iyi olabilir. Mesela LCC, FA, e, üçlüsü olan bir tane kart var. TOTI ve TOTI en sınıfı oyuncular 98-99. Şu üçünden birini çıkartanlar çok şanslı olacak. İnceleyelim inceleyelim bakalım neler var. Ondan sonra da e, sizin sorularınıza bu etkinlikle ilgili cevap vermeye çalışacağım. 85 anahtarlar var anahtarların yerine 85 koymuşlar buralar çöp 5-10 milyon arası BP'lerimiz var Bunlar klasik 87'ler konulmuş şöyle ortalara 85-83'ler var 90 verilmiş yüksek olarak hani ortalarda 90-90 En ortalarda 3 tane kartımız var Totti, TOTIEN, LC, LS ve E21 içeren Burada da aynı şekilde yani Şurada Totti var burada sadece TOTY-N var arkadaşlar Burada da aynı şekilde Toti konulmamış Toti N kartları var. Biliyorsunuz Toti kartları ilk 11 kartlarımız. Diğer kartlarsa Toti N'lerse o ilk 11'den e, farklı olarak normal Toti kartlarımız olmuş oluyor arkadaşlar. E, benim genel fikrim bu etkinlikle ilgili hani e, çok yüksek şeyler yok açıkçası ama toti ile ilgili bir şeyin gelmesi güzel tabi yeni bir kart türünü çıkartma imkanımızın olması en azından birilerinin çıkartıp diğerlerine satabilecek olması güzel diye düşünüyorum hemen toti geldikten sonra bu etkinlik gelmiş oldu arkadaşlar ee, bir diğer soru bakalım notlarımda ne almışım bu etkinliğe para verilir mi ona gelelim hani e, rozet alıp açabilir misiniz arkadaşlar şu şekilde eğer totik kartlarını istiyorsanız hani ben istiyorum biraz daha para verip alacağım diyorsanız şu şekilde arkadaşlar ben şunu düşünüyorum Buradaki totik kartlarının bir tek anahtarla işe yarayacağını düşünüyorum. Bir bekleyin yaklaşık bir 2-3 gün bekleyin etkinlik ne kadar sürecek onu söyleyeyim 11'inden 24'üne kadar 15 Şubat 24 Şubat arası sürecek arkadaşlar bir bekleyin bakın anahtar gelme şansı var mı insanlara sorun size kaç tane geldi size kaç tane geldiğinize bakın eğer anahtar gelme şansı yüksekse o zaman para verip rozet alarak açabilirsiniz diye düşünüyorum burada 103.99'lar var tabi bunlar sıralamaya girenler alt tarafta da şu rozet harcı şeyleriyle bunları alabiliyorsunuz dostlar dediğim gibi bana hani e, mantıklı olan Anahtar geliyorsa bir tek para yatırarak alınması geliyor. Diğer türlü saçma olur tabi. Bakalım şanslarımızı göreceğiz. Bir diğer soruya geçelim. Şimdi etkinliğimizi bırakalım. Etkinlik linkini bırakacağım umarım. Hepiniz çok şanslı olursunuz. Güzel şeyler çıkartırsınız. Neler çıktığını da ilk günde bana yazın. Şimdi ilk şeyi de ben açayım. Sonra hesabımıza geçelim. Bir kere aktive et diyelim bakalım. Hadi bakalım açtık. Evet şöyle sağdan bir şey çıkarttık. 85 çıkarttık dostlar biz kötü başladık etkinliği umarım siz böyle başlamazsınız. 7 bu 85'i de şimdi açacağım. Şöyle büyütelim ekranımızı. Bu 85'i açalım. Şu 500'ü bir alayım. Para da 1 milyar 600 milyon oldu. Bakalım birilerini alacağız gibi gözüküyor. Evet 85'ten yürüyen bir kaleci geldi. Sanırım 87'li falandır. Yo 85 85'liymiş ama 1 milyonmuş. İlginç. Baya kötü çıkarttım. Ben etkinliğe kötü başladım. Gelelim şu yıldız jetonu yıldız, e, güncellemeden sonra nereye harcayalım. Biraz bekletiyorum senden yorum istiyorum. Denedin mi diyen var. Dostlar şu şekilde biliyorsunuz BP kutusu açtığımız bir video var. Ona bakabilirsiniz ama... Biz o videoda açıkçası biraz şanssız çıkartıyoruz. Ee, genel olarak gördüğüm izlenime göre BP kutusunun gayet şansı artmış gibi geldi bana. Çünkü sürekli 200-250'ler çıktığını görüyorum. Şanslı para çıktığını görüyorum. 100 daha fazla çıkıyor. Artık bir tek 30 çıkıyor. Yani 20 bile çok az çıkmaya başladı arkadaşlar. 15 milyon vardı biliyorsunuz. Onu kaldırıp yerine 200 milyon getirdiler. Eee... Ben BP kutusunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim o açtığım videoda en şanssızlardan birinin ben olduğumu gördüm. Çünkü diğer arkadaşlara bakıyorum. Bizim biliyorsunuz Discord sunucumuz da var. Oraya gelebilirsiniz. Linklerden aşağıdan açıklama kısmını oraya, onu da bırakırım. Onlardan gördüğüm kadarıyla arkadaşlar en az 50 çıkıyor. Bakın bir oyuncu kutusunu açmak 3-4 milyon getirebiliyor. Tamam çok şanslı olduğunuzu düşünüyorsanız gidip oyuncu kutusu açın ama oyuncu kutusundan yani 20 tane de açırsanız elinizde tamamen bir çöp kalabiliyor ki bunun bir de satması ve komisyon olayı var dostlar biliyorsunuz. Ama BP kutusuna geldiğimizde en azından elinizde bir şey kalıyor. Ben işte çok şanssız çıkartmama rağmen yaklaşık bir 500 milyon falan çıkarttım herhalde o videoda hatırlamıyorum da. 8 tane falan açtım galiba 500 milyon falan. Çıkartmıştım. Tabii ki daha hani en şanslılarından biri bendim. Çünkü 200-300 çıkartanlar görüyorum ardarda. Siz de bunu e, o şekilde kullanmanız gerektiğini düşünüyorum dostlar. Diğer kutulara gelecek olursak yükseltme yapacaksanız CH paketini deneyebilirsiniz. CH paketi hangisi diye soracak olsanız şuradaki klasik paketi deneyebilirsiniz dostlar. E, eğer yükseltme yapmak istiyorsanız NG'den de hiç şeyler çıkartanlar oldu biliyorsunuz biz bunların hepsini açtık. İyi bir şey elde edememiştik. Ben yine de BP kutusunu tercih ediyorum diyelim. Çok fazla uzatmadan. E, akşamda biliyorsunuz dostlar biliyorum. 2-3 gündür sizleri bekletiyorum. Kadro yorumuna inanılmaz bir ilginiz var. Yani şu an 20 kişilik falan bir e, kadro yorumu şeyi hazırda bekliyor. Hemen akşamına onu yetiştireceğim. Bayağı da soruyorsunuz ne zaman açacaksan yenisini falan diye. E, umarım bu videoyu attıktan bir gün iki gün sonra da yenisini açarım. E, ve diğer seri içinde hemen çekmeye başlarım. Kadrolarınızı incelemeye Baş, başlarım dostlar. Ona da Discord'dan katılabilirsiniz. Hani şöyle şeyler oluyor Discord'da. ne zaman açıyorsun falan. Hani belli bir zaman olmuyor ama evrivan atarak hepinizi bilgilendirmeye çalışıyoruz dostlar. etkinlikle ilgili düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Ben Totillerin gelmesini iyi bir şey olarak görüyorum. Hani ama diğer yanlarındaki şeyleri de biraz yüksek çıkartabilirlerdi. Muhtemelen aramızdan şanslı birilerine çıkacak sadece. Bakalım Toti çıkartabilen olacak mı? Toti yani illaki çıkar ama aramızdan Toti çıkartabilen olacak mı? Çıkartırsanız da yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.